Sayın Bakan yeni göreve başlamış sayılır. Aylar geçmesine rağmen bir sezonu geride bırakmadığımıza göre, bir yıllık bir süre geçmediğine göre görevini yeni devralmış, eski enkazlarla, yanlışlarla uğraşan, daha iyi yapmaya çalışan bir bakan olduğunu değerlendiriyorum. Milletvekilliği döneminde de kişiliği ve kimliğiyle beğendiğim bir insandı. Onun için hemen Sayın Bakan'ın komisyonumuza ilk gelişinde bütçeyi veya kendi icraatlarını eleştirmeye kalkmanın çok şık olacağını düşünmüyorum. Ama kendisine başarılar diliyoruz. İyi şeyler yapmasını temenni ediyorum. Çünkü bir bakanın, bir kabine üyesinin, topyekun hatta hükümetin başarılı işler yapması demek, aynı zamanda bu başarılardan bu ülkedeki herkesin yararlanması demektir. Bizim için de faydalı olan demektir. Dolayısıyla kendisine de başarılar diliyorum. Ancak tabii iktidar milletvekilleri 20 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi döneminin bir takım verilerini kullanıyorlar, mesafe aldığımız iddiasıyla. Elbette ki herkes kendisine uygun olan verileri kullanır. Ama iktidar milletvekillerinin kullanmış olduğu veriler tarımın 20 sene içerisinde iyiye gittiğini de göstermez. Sayın Bakan'dan bağımsız olarak bu noktanın da altını çizmek istiyorum. Bir kere tarım alanları azalmıştır. 4 milyon hektar civarında tarım alanının azaldığı, ekilebilen, biçilen arazilerin ekilemez, biçilemez hale geldiği bir dönemde başarıyı nasıl tanımlayacağız? Veya bu dönem içerisinde en olumsuz gidişlerden biri de, gidişattan biri de tarım girdileriyle ilgilidir. Yani tarım girdilerinin hemen hemen hepsi ithale dayanan ürünler haline gelmiştir. Yani sadece mazottan, petrolden bahsetmiyoruz. Gübreden tohuma, yeme, tarım ilaçlarına varıncaya kadar tüm girdilerde dışa bağımlılık ortaya çıkmıştır. Yani tohumun şu kadarı Türkiye'de üretiliyordu demek, bunun ithalata bağımlı olmadığını göstermez. Veya yemin şu kadarı Türkiye'de üretiliyor, pazarlanıyor demek, yine ithalata bağımlı olmadığı anlamına gelmez. Çünkü bu üretilen girdilere de baktığımızda bunların da yarıdan fazlası ithalat yoluyla karşılanan girdilerle ortaya çıkmaktadır. Şimdi böyle bir tabloyu elbette ki hem girdiler hem de tarım alanları açısından baktığımızda iyiye gidiş olarak yorumlayamayız. Diğer taraftan tarım destekleri 2006 yılında çıkarılan kanuna uygun şekilde sürdürülmüyor. Düşük miktarda tarım destekleriyle hükümet çıkardığı kanuna aykırı olarak yoluna devam ediyor. Bu da son derece önemli bir eksiklik olarak görülüyor. Ama diğer taraftan tarımsal büyümeye bakıyoruz. Yani başarıdan söz edebilmek için tarımsal büyümeye bakmak lazım. Son iki yıl içerisinde 2021 ve 2022 yıl sonu gerçekleşme tahminini birlikte aldığımızda tarımsal büyüme oranı %0.5, yani %1.5 bir büyüme var. Her şey iyi gidiyor da tarım yıllık ortalama son iki yılda neden %0.5 büyümüş, %1'lik bir büyüme bile yakalanmamıştır. Demek ki politikalarda sorun var. Bunların hepsini iklimle açıklamak da mümkün değildir. Diğer taraftan özellikle Türkiye net tarım ihracatçısı mıdır yoksa ithalatçısı mıdır diye tartışmalar yapılıyor.
ve bunu düzeltmek için gıda sanayinin ihracatını da hesaba dahil etmek suretiyle tarımda ihracatın fazla olduğunu söylemeye çalışıyor arkadaşlarımız ama olaya böyle bakmamak lazım. Türkiye açısından gerçekten stratejik bir sektördür. Tarım her zaman elimizde bulundurulması gereken bir sektördür. Bunun da ötesinde dünyada en fazla bitki ve hayvan çeşitliliği olan bir ülke olarak Türkiye'nin bütün bitki çeşitliliğine, hayvan çeşitliliğine koruma yükümlülüğü vardır. Hem yaşayanlara hem de gelecek kuşaklara karşı. Böyle olunca elbette tarımsal ihracatımızın ve tarımsal üretimimizin sürekli artması lazım. Ve bunun tartışılmıyor olması gerekir. Fakat sadece tarım ürünleri ithalatı, ihracatı olarak veya buna tarımsal sanayi ürünlerinde dahil ederek hesapları çıkarmanın da yanlış olduğunu düşünüyorum. Nasıl hesaplanması lazım? Elbette tarımsal sanayi ürünlerin ihracatını da dahil edebilirsiniz. Sırf tarım ürünlerin ithalat ve ihracatını da hesaba dahil edebilirsiniz. Ama bu üretimi yapmak için gerek sanayide gerekse tarlada bu üretimi yapmak için kullanılan mazot, gübre, tarım ilaçları, yem, tohum gibi girdilerdeki dışa bağımlılık oranını da yani ithalat oranını da hesaba dahil ettikten sonra bizim tarım sektörümüzün katma değer fazlası verip vermediğini çıkarmak lazım. Gerçek hesap öyle yapılır. Öyle yaptığınız zaman hesabı buradan tarımın geliştiğini, ihracatının fazla olduğunu, katma değer artışı yaşadığımızı söyleyemeyiz. Dışa bağımlı bir nitelik kazandırmıştır. Bu 20 yıl tarım sektörüne dışa bağımlı bir nitelik kazandırmıştır. Bu yanlış olandır. Diğer taraftan kaynakların da etkin kullanılması lazım. Hükümet Kanal İstanbul diye tutturmuş. Ya şu Konya Ovası'nı nasıl sulayacağım diye düşün. Kanal İstanbul diye düşüneceğine. Dünyanın parası. Oraya yatırıp ne elde edeceksin? Üretim değeri ne? Stratejik değeri ne? Hiçbir şey yok. Zaten bir kanal var, dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir kanala paralel yeni bir kanal açmaya kalkıyorsunuz. Ve onlarca milyar dolardan bahsediyorsunuz. Ama Türkiye'de tarlaların sulanma sorunu var. Büyük projelere ihtiyaç var. Elde kaynak varsa bu kaynağı etkin kullanmalıyım. Bu tarım alanları sulanmalıdır diye hesap etmek lazım. Etkin kullanım da yok kaynaklarda. Bunun ötesinde şu noktayı da belirtmek istiyorum. Yani hayvanların mutsuzluğu olur mu diyor diye soruyor bazıları. Ama benim çocukluk ve gençlik yıllarımda köylerde gördüğüm hayvanların mutlu olduğunu düşünürdüm. Meralarda yayılır, meradan gelen sürülere ahırda korumaya alınan yavruları karışır, emerler. Sonra sağılır, bundan peynir ve diğer ürünler elde edilir. Özgür ve mutlu bir tarım aracı olan hayvan hayatı seyreder ve izlerdi. Bu maalesef gittikçe hayvanları mutsuz eden bir tarım sektörü oluşturuluyor. Sayın Şener'siniz doğmuştur, birkaç cümleyle de evet. Bu da önemli. Yani meralar sürekli olarak yok ediliyor. Hayvanların serbest ve özgürce yayılacağı alanlar sürekli meralık vasfını kaybediyor ve bu aynı zamanda mutluluğunu üzerinden ihtiyaçlarımızı karşılarken mutluluğunu da düşünmek zorunda olduğumuz
hayvanları da büyük bir işkencenin içerisine sokuyor. Onun için Sayın Bakan'a bu sene göreve başlamış biri olarak bu mera alanların genişletilmesi, korunması, ıslah edilmesiyle ilgili de insani olarak önemli görevler düştüğünü belirtiyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Orman Bakanlığı 2023 yılı bütçesi ve 2021 yılı sayıştay raporunu görüşüyoruz. En başta şunu söylemek gerekir ki, kamu kurumlarını denetlemekle görevli Sayıştay, adeta usul yerini bulsun diye bir rapor hazırlamış. 2020 yılında sınıfta kalan bakanlık, bu sene her ne olduysa ibra edilmiş. Sayın milletvekilleri, 2023 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifine baktığımızda, yaklaşık olarak 185 milyar liralık askeri destek yapması gereken bakanlık, yine kanuna aykırı bir bütçe ile karşımızda. Tarım kanununa göre çiftçiye verilmesi gereken gayri safi milli hasılanın %1'i yine verilmemiş. Tarım Orman Bakanlığı'na tarımsal desteklemeler ve yatırımlar yapması ile piyasayı düzenlemesi adına 142.9 milyar lira bütçe tahsil edildiği görülüyor. Geçen yıl tarımsal desteklemeler için ayrılan ödenek miktarı ek bütçeyle 39.2 milyar liraydı. Bu yıl 54 milyar liraya çıkarılmış. Yani çiftçilerimizi direkt etkileyen gübre, mazot ve hayvancılık gibi destekler için ayrılan miktar sadece 54 milyar lira. Geçen yıla göre girdi maliyetleri %400-560 iken maalesef bütçe %38 civarında artmış. Bu bütçenin ne kadar yetersiz olduğunu gösteriyor. Tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal kitlerin finansmanı ve ihracat destekleri için 2022 yılında ayrılan 15.5 milyar lira 48.5 milyar liraya çıkarılmış. Artış oranı %213. Geçen seneye göre değişen hiçbir şey yok. Direkt üreticiye, çiftçiye destek verilmesi gerekirken aslan payı yine görev zararlarına ayrılmış. TMO fahiş fiyatlarla tahıl ve bakliyat ithal edip görev zararı yazacak ve aradaki fark ayrılan bu ödenekten karşılanacak. Yine kendi çiftçimize değil, yabancı çiftçilere destek verilecek. Değerli milletvekilleri, iktidarın hazırlamış olduğu bütçeler ve uyguladığı yanlış politikalar bizi en temel ürünleri bile ithal eden bir ülke durumuna düşürdü. Girdi maliyetleri 4-5 kat artmışken iktidar doğru düzgün destek vermeyerek üreticiyi adeta kaderine terk ediyor. Yetiştiriciler kan ağlıyor. Bir kilo yem 7 lira. Bir litre süt 8,5 lira. Olması gereken 1,5 ama şu an süt yem paritesi 1,20'ye düşmüş vaziyette. Bu şartlarda üretim yapılamaz. Çiğ süt fiyatları zaman kaybedilmeden 10.5 liraya çıkarılmalı. Süt birimi desteği acilen 2 lira yapılmalı ve yararlanma şartları da kolaylaştırılmalıdır. Ayrıca Tarsim sigorta prim ve muafiyetleri de çok yüksek. Primler düşürülmeli. Çiftçi kayıt sistemine dahil olmayan çiftçilerin de tarım sigortası yaptırması sağlanmalı. Çiftçilerimizi tam olarak güvence altına almak için tüm riskleri kapsayacak şekilde mevzuat yeniden düzenlenmelidir. Değerli milletvekilleri, üzümün başkenti Manisa. Manisa'da üzüm üreticisini bu iktidar bitirdi. Bağlar maalesef kökleniyor Sayın Bakan. Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Ağustos'ta Manisa'ya gelerek 9 numara kuru üzümün taban fiyatını 27 lira olarak açıkladı. Ama Manisa'da üzümünü 27 liradan satabilen üretici maalesef yok. Sayın Bakan, eğer üzümü 27 liradan almayacaksınız, neden fiyat açıklıyorsunuz? Müdahale alanı ne demek Sayın Bakan? Siz tüccar ve ithalat lobileri için mi, yoksa üretici için mi piyasaya müdahale ediyorsunuz? Toprak Mahsulleri Ofisi geçen sene Manisa'da 300 bin ton rakotaya karşılık yaklaşık 60 bin ton alım yapmıştı. Bu yıl ise 400 bin ton rakotaya karşılık 80 bin ton civarında bir alım yapılacağı söyleniyor. Bu durumda Manisa'da her 5 üreticiden ancak bir malını TMO'ya verebiliyor. Geri kalan üreticiler tüccara mahkum kalıyor. Maalesef üzüm fiyatı da yerlerde sürünüyor. Bu şekilde piyasayı üretici lehine regüle etme şansımız yok Sayın Bakan. Çiftçinin çilesi bununla da bitmek bilmiyor. TMO çiftçiye malını almak için 4-5 ay sonrasına randevu veriyor. 20 gün sonra da ödeme yapılıyor. Gübre ve ilaç bayileriyle esnafa borcu olan çiftçinin Ocak ayına kadar beklemesinin mümkün olmadığını siz de biliyorsunuz. Ama siz
Zaten çiftçi beklemesin, malını tüccara bedavaya versin derdindesiniz. Onun için bu sene Manisa'da 6 numara üzüm icat ettiniz. Alım sezonu bitene kadar inşallah başka numaralar icat etmezsiniz. Değerli milletvekilleri. Süreniz dolmuştur. Son 30 saniye, 30 saniye başkanım. Verdiniz. Son 30 saniye. 30 saniye. Ürünü verdiniz başkanım. 10 dakika alana 1,5 dakika verdiniz. Takip ettik burada yani. 10 dakika özür dilerim. Yani söylerim isterseniz. Tamam edenler oldu doğru. Tamam. Ama ben süre tamam, verdim. Tamam verdiniz. Ürünü satamamış, borcunu ödeyememiş, yeni dönem hazırlanamayan üretici destek bekliyor. Üretimin devamı için turizm üreticilerine kilo başına en az 5 lira destek primi istiyoruz. Ayrıca üzüm almamak için çiftçiye 40 liradan su getiren TMO'nun alım noktaları için kiraladığı ofis ve depolara fahiş kiralar ödendiği iddia ediliyor. Sayın Bakan, bu kiraları numarasını düşürdüğünüz üzümlerden mi ödüyorsunuz? Yoksa yine görev zararı yazıp vatandaşların dergilerinden mi karşılıyorsunuz? Değerli arkadaşlar, şimdi... Sayın Bakan, değerli Haziran, hepiniz saygıyla selamlıyorum. Gıda sektörü stratejik sektördür ve bir ülkenin bekasıdır. İyi eğitim, kök iyi tarım uygulamaya gerekir. İkinci yüzyılda karnı guruldayan çocuk ve gençlerle giremeyiz. TOGA, karnı tok gençler bilmelidir. TOGA sadece beşli yandaş canlıları değil, onların çocuklarını da bindireceksiniz. Bu millet sizi indirir. Gıda işini çözemezseniz, millet size öyle bir yüzyıla gönderir ki bir daha bunu göremezsiniz. Sayın Bakan, sizin göreviniz gıda güvenliğini sağlamak, vatandaşına sağlıklı ve düzenli beslenme koşulu yaratmaktır. Ancak bu konuda sınıfta kaldınız. Kahvaltı yapmak ateşten gömlek. Şu anda 30'luk yumurtalar 68.95 lira. 1 kilo peynir, ezine peynir 150 lira. Normal peynir 120 lira civarında. 1 litre süt 25-30 lira olmuş. Yeşil zeytinin kilosu 45-50 lira. Siyah zeytin 50 lira 80 lira arasında. Ekmek ise... Ekmek 4 lira olmuş Sayın Bakan. 4 kişilik ailenin kahvaltı maliyeti 55-60 lira. Bunun içinde simit yok, tereyağı yok, aileler sucuk yok, aileler ince hesap yapıyorlar. Sayın Bakan, bu nedir bilir misiniz? Bu ne? Hatırlar mısınız bunu geçtiğimiz günlerde bir anne? Dedi ki çocuklarıma bir yumurtayı ikiye börek yediriyorum. İşte bu ayıp size yeter Sayın Bakan ve değerli iktidar. Ekmeğini yumurtasını bölüp yiyen bir toplum yarattınız. Süt üreticisi perişan. Et üreticisi perişan. Sayın Bakan, süt ve et üreticisi can çekişiyor. 1 milyona yakın gebeliğimiz kesime gitmiş. Süt konseyi zar zor 7,5 liradan süt litresini 8,5 liraya çıkardı. Ama bu da sorun çözmüyor. Bir yılda peynir fiyatları %100'ün üzerinde arttı. Çiftçiden 8,5 liraya almış olduğunuz süt markette 30 liraya satılıyor. Aradaki 3,5 kat kimin cebine giriyor Sayın Bakan? Çiftçinin ham maddesi olan yem, gübre, mazot, ilaç, tohum, yem fiyatlarını indirmezseniz bunları, çiftçinin maliyetini aşağı indirmezseniz işte böyle enflasyon almış başına gider, girdi maliyetlerinde beraber ürünlerin fiyatı artar diyoruz. Tarım sektörünün fişini çektiriniz Sayın Bakan, artık yeter dönün diyoruz. Sizin başbakanınız vardı Binali Yıldırım, 2016'da dedi ki mazotun yarısı sizden yarısı bizden demişti. Şimdi mazotun tüm zammı AK Parti'den sizden, yükü ise çiftçiden Sayın Bakan. Ne dediyseniz tersi olmaktadır. Kur korumalı mevduatın Eylül sonunda bütçeye maliyeti 84.9 milyar lira olmuş. 2023 bütçesinde ise tarıma verilen destek sadece 54 milyar lira. Ayıptır ayıp Sayın Bakan. Üreticinin halkına değil zenginin yanında saf tutmaya devam ediyorsunuz. Köylü milletin efendisi diyen önderimiz Atatürk çiftçinin üzerindeki vergi yükünü son verdi. 1925'te Cumhuriyet ilan edildikten sadece 2 yıl sonra devletin hiçbir gelir olmamasına rağmen aşar vergisi ortadan kaldırdı. Siz ise mazota, gübreye her türlü vergi koyuyorsunuz da koyuyorsunuz. Bu ayıp size yeter Sayın Bakan. Hatta kendi verdiğiniz mazot ve gübre desteğinden dahi stopaj ödünüz düne kadar. Danıştay'da çiftçilerimiz dava açtılar. Bizler dinlendirdik. Zar zor desteklemelerden stopaj kaldırdınız. Sayın Bakan, Atatürk'ün tarımı modernleştirme hamleleri örnek alın. Atatürk bizzat traktöre binerek modern tarım öncülüğünü yapmıştır. Önceki bakan döneminde elektrikli traktör dediniz. Sayın Cumhurbaşkanı'na galoş giydirdiniz. Traktöre bindirdiniz. Sonra traktörün elektriği kestiniz. Girişimci yurtta bıraktınız. Bizim dediniz böyle projemiz yok diyerek eski bakanın başlattığı elektrikli traktör projesini sona erdirdiniz. Atatürk vatandaşlık denen çiftçiye çiftlik arazisini kurdu. Siz de bu araziye sarayı açerlediniz. Atatürk Orman Çiftliği oldu, İsraf Çiftliği. Bugün utandım ben. Sizin bakanlığınızda, sizin elinizin altındaki Atatürk Orman Çiftliği'ne ait dondurmaların dağıtılacağına bir özel firmanın. Ama biz hala da Atatürk Orman Çiftliği'nde üretilen sütü tüketiyoruz Sayın Bakan. Bu ayıp size yeter Sayın Bakan. Evet,
Atatürk Bataklık'ta çiftlik kurdu. Siz insan durumunun verimli arazilerini bırakıp Afrika ve Latin Amerika'da tarım yapma derdine düştünüz. Eski bakan Sudan diye tutturdu. Siz de gözünüzü Venezuela'ya diktiniz. Hadi yerlediniz, milliydiniz. Milli tarım Anadolu'da kendi çiftçisiyle yapılır Sayın Bakan. Bakınız, ekmekli buğday un fabriklerine 4460 liradan verirken TMO, besiciye ve süt derecesine ise arpayı 5.25 liradan veriyorsun. En insaf Sayın Bakan, utanmıyor musunuz bundan? Çiftçiyi batırma ofisi misiniz sizler? Çiftçinin... Çiftçinin bankalı bankaya borcu Sayın Bakan. Sayın Başkan. Sayın Başkan. Çiftçinin banka olan kredi borcu 244 milyar lira 9 milyon 1 milyon lirayken 18 yılda çiftçinin borcu 46.3 artarak 40 kat artmıştır. Hayır, çiftçinin 2004 yılındaki takipli borç miktarı da tam 16.5 kat artmış. Çiftçimiz borcu çeviremez hale gelmiş. Kırmızı kalem gibi haldeler. Bir an evvel çiftçilerimize sicil hakkını çıkartınız diyoruz. Yine Tarım Bakanıma soruyorum. Şeker fabrikası yaptınız mı? Siz Memnos fabrikaların üst parmaklarını yaptınız diyoruz. Tarım anlaştınız. Bir fabrikanız var mı diye soruyorum Sayın Bakan. Siz Türk tarımının celladı oldunuz. Sonra buğday kodları alışıldı diye sevindiniz diyorum. Değerli arkadaşlar, şimdi bir yerimiz İsmail Güneş Bey'e söz veriyorum. Buyurun. Süreniz 5 dakika zaten. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar, biz burada icraatçı bir bakanlığın bütçesini konuşmuyoruz. Biz ülke insanının gıda ham maddesini üreten ve gıda güvenliğini sağlayacak olan çiftçinin ve üreticinin üretimde kalması için sektörü destekleyecek ve planlayacak Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi konuşuyoruz. Ancak konuştuğumuz bu bütçeler 20 yıldır çiftçiye, üreticiye yoksulluk dışında bir şey vermedi. 2022 bütçesinden Tarım ve Orman Bakanlığı'na 64 milyar lira ayırmıştınız. Şimdi de 133 milyar liralık bir bütçe hazırlamışsınız. Sayın Bakan sunumunda diyor ki biz bütçeyi %100'ün üzerinde arttırdık. Sayın Bakan herhalde süreci takip etmediniz. Ek bütçeyle birlikte 22 yılında 91,5 milyar liralık bir bakanlık bütçesi vardı. Yani bütçe %133 artmadı. Burada kimseyi kandırıp algı yaratmaya çalışmayın lütfen. Geçen yıl bu bütçe yetmeyecek dedik ve ek bütçe yapmak zorunda kaldınız. Buradan uyarıyorum, bu bütçe de yetmeyecek. Değerli arkadaşlar, tarım gerçekten zor, hem emek isteyen hem ekonomik olarak çiftçinin kendini programlaması, planlaması gereken bir sektör. Özellikle son zamanlarda maliyet çiftçinin boynunu büküyor. Son bir yılda gübre fiyatları %240, elektrik fiyatı son bir yılda %140 oranında arttı. Mazot fiyatı %255 arttı. Değerli arkadaşlar, geçen yıl bu tarihlerde 7,5-8 lira olan mazotun litre fiyatı şu anda 27 lira seviyesinde. Tarım üfe son bir yılda %156 arttı. Tarımsal girdi enflasyonu %133 oldu. Tarımda kullanılan mal ve hizmetlerin fiyatı %141 arttı. Bu bütçede ucuz mazot, ucuz gübre, ucuz elektrik var mı arkadaşlar? Maalesef yok. Sadece Sayın Bakan ve iktidarın yetkilileri geliyor. Tarımda 2002 yılında şu veriliyordu, biz şunu verdik. Değerli arkadaşlar, elbette ki hiçbir şey yerinde durmuyor. Dolar yükseliyor. İnsan sayımız artıyor. Tarımsal üretime ihtiyacımız artıyor. Siz burada bunları zaten vermek zorundasınız bir ülke olarak. Çünkü biz gıda güvenliğini sağlayan bir sektörü konuşuyoruz. Burada kar amacı güdülmez. Kamunun buradan tasarruf yapması beklenemez. Burada size düşen tarımı planlamak, tarımı planlı hale getirmek, stratejik olan ürünleri her daim destekleyerek Rusya'ya, Ukrayna'ya, Brezilya'ya, Kanada'ya muhtaç kalmadan insanlarımızı doyuracak nohutu, mercimeği, buğdayı, arpayı bu topraklarda bizim insanlarımıza alnını dik bir şekilde üretimde tutarak ürettirmek zorundasınız. Değerli arkadaşlar, öbür tarafta kusura bakmayın değirmende büyüdük Sayın Bakanım. Değirmende büyüdük kusura bakmayın, köy çocuğuyuz. Değerli arkadaşlar, özellikle hayvancılığa girmek istiyorum.
Emin olun burada eğer bize gelen görüntüler size gelmişse Sayın Bakan, ben insanlığımdan utandım. Gebe hayvanlar, özellikle dişi inekler, çiftçi zarar ödüyor diye karnındaki canlı yavruyla kesiliyor ve o canlı kıç atarken can vermesi için kasap bıçakla onu öldürmek durumunda kalıyor. Ben insanlığımdan utandım bu görüntüye görünce. Değerli arkadaşlar, burada tabii ki hayvancılık sektöründeki üreticiler defaatle basın yayın yoluyla dertlerini anlatmaya çalışıyorlar, bizlere ulaşıyorlar, dertlerini anlatıyorlar. Değerli arkadaşlar, burada tabii ki bunların sebebi var. Yem pahalı, girdi maliyetleri yüksek hayvancılıkta. Siz, Sayın Başkanım, bu çok önemli. Siz süt üreticisinin fiyatını belirleyecek olan süt konseyinde çiftçiye değil, sütü alacak olan ticaret erbabına fiyatı belirliyorsunuz. Çiftçiyi ezdiriyorsunuz sanayiciye. Bu uygulamadan vazgeçin. Çiftçinin kendi ürününün fiyatını belirlediği bir konseyi mutlaka hayata geçirmek zorundasınız. Sütteki destek yetersiz. Tüketicilerimizi de düşünmek zorundayız. Bu süt fiyatıyla süt paritesi, yem paritesi maalesef 0.80 oranında oluşuyor. Çiftçilerimiz bundan, üreticilerimiz bundan zarar ediyor. Değerli başkanım. Evet, burada arkadaşlar, şimdi Sayın Ahmet Kılıç. Herkese merhabalar. Aslında konuyla ilgili çok şey söylendi ama kısa kısa bazı tespitleri yaparak bitirmek isterim. Sayın Bakan, tasarruftan bahsettiniz ormanlarla ilgili. İçindesiniz, farkındasınız. 7 milyar ağaç dikmekle orman olmuyor. Şu anda Türkiye'de büyük bir orman kıyımı var ve sadece ve sadece ormanlardan gelir elde etmek amacıyla yapıldı. İki, ihracat ithalatta ihracatçıyız dediniz. Çok net. Tarım ve hayvancılık dış ticaretinde 42 milyar dolarla ne yazık ki eksi bakiyemiz var. 4 değişik değerlendirme biçimi var. Bu 4 değişik değerlendirme biçiminin 2 tanesi çok önemli. Bir tanesi dış ticaret, bir tanesi tarım ve hayvancılık. Dış ticarette sadece 4 milyar dolarlık bir fazlamız var. Ama tarım ve hayvancılıkta 42 milyar dolar net ithalatçıyız. Belki bir iki rakamı söylemekte ciddi yarar olabilir sizlerin anlaması açısından belki. Yem, 153 milyon ton yem ham maddesi 69 milyar dolar. Gübre 80 milyon ton 25 milyar dolar. İlaç 870 bin ton 6.1 milyar dolar olmak üzere inanılmaz derecede ithalata boğulmuş bir ülkeyiz. Belki şu iki rakam daha da acı ve ağır tabloyu paylaşmamıza yardımcı olacaktır. Küspe dış ticareti, ne yazık ki küspeye tam 12 milyar dolar veriyoruz ve yaklaşık 12 milyon ton ithalatımız var ve gerçekten işler acısı bir durum. Yine kepek, 7 milyar dolar veriyoruz, yaklaşık 35 milyon ton. Belki bütün rakamı bunlar ifade ediyor olabilir. Bir başka şey, destekleme veriyorsunuz. Önemli, çünkü biz biliyoruz. Bugün yaşadığımız krizin adı ne Covid-19'dur ne de Ukrayna-Rusya savaşıdır. Tek sebebi vardır. AKP ve saray iktidarıdır. O 1.2 liradan aldığınız TL'yi, dolar paritesini 18.5 TL'ye çıkarmışsanız ve bunun karşısında paranın değeri 14 kat düşmüşse sizin ne Covid-19'u bahane gösterme hakkınız var ne de Ukrayna-Rusya savaşını gösterme hakkınız var. Bütün mesele enflasyon sonuç faiz sebep anlayışı üzerinden ülke parasını yerle bir etmek. Desteklemeleri yaptınız. Hep örnek veriyorsunuz. Ben de iki örnek vereyim. Avrupa Birliği'nin yıllık bütçesi 168 milyar avro. Tarıma ayrılan para 57 milyar avro. %34. Biz %1.2. Yine başka iki somut örnekle paylaşmak isterim. Açıkladınız. Mazota 75 lira yapacağız dediniz dönüm başı arpa, buğday, çavdar. Gübre 46 eşittir 121 buğday için. Buğdayın bir dönümüne en az kaç kilo buğdaya tohum atıyoruz Sayın Bakan? 20 kilo. 10,5 liradan 220 lira. Nerede kaldı sizin desteğiniz? Birbirimize gerçekten samimi olmak zorundayız. Diğer bir önemli örnek 2021. Toplam desteklemeniz 23 milyar.
Mazot alsa çiftçi 6,5 milyon ton alıyor. 2022 toplam destekleme 39 milyar. Tümüyle mazot olsa 1,5 milyon ton alıyor. 2023 mazot alsa 54 milyar lirayla 1 milyon 970 bin ton alıyor. Değerin ne kadar düştüğünü, ne kadar içinin boşaltıldığını, ne kadar perişan olduğunu görüyorsunuz. Şöyle mi düşünüyorsunuz Sayın Başkan? Bir kilo İHA'yla, bir kilo SİHA'yla, önceki başkan öyle söylemişti, bakan, eşittir. Bir kilo buğday aynı fiyat değil. Siz de aynı düşünceyi mi taşıyorsunuz? İki, bunu çok önemsediğim için özellikle söylemek gerekiyor. Sayın Bakan, çok net ve açık bir şekilde, hani kurbağayı soğuk suya atarsınız ya, yavaş yavaş pişirirsiniz. Adını net koyalım. Türkiye tarımını bitirmek için her şey yapıyorsunuz. Ve siz bunu bile bile o koltukta oturuyorsunuz. Bilmediğiniz hiçbir şeyin olduğunu ben düşünmüyorum. Bu destekleme bütçesi çiftçi ve tarımın tüketilmesidir. Şunu dediniz. Türkiye'de 1.3 milyon ton sertifikalı tohum üretiliyor dediniz. Siz benden iyi biliyorsunuz bunu. O tohumun hiçbiri bu ülkenin yerel ve çiftçisinin tohumu değildir. Çiftçi fason olarak kullanılmaktadır. Yine arkadaşlarımız söyledi. 9 milyondan hayvancılığı şu kadar çıkardık. İşte yumurta şuradan şuraya çıkardı. Soru şu. Siz gelmeden önce bu toplum açlıktan ölüyor muydu? Bu topraklarda hiç ekim yoktu. Bitiriyorum başkan, özür diliyorum. Bitiriyorum. Yani çok net söyleyelim. Birbirimize de bakarak söyleyelim Sayın Bakan. Gerçekten ülkede tarımı bitirmek için mi orada oturuyorsunuz? Yoksa hep beraber Covid'di, savaştı bahanelerden kurtulup tarımsal üretimi arttıracak ve çiftçi ayakta tutacak bir mekanizmayı kurmak için mi? Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, çok kıymetli. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakan, 8. ayınız hayırlı olsun diyorum. Sayın Bakan, 7 yılı biraz geçti bizim milletvekilliği oluşumuzdan bu yana. 7 tane Tarım Bakanı gördük. 7 tane Tarım Bakanı'ndan bir tanesi daha vardı ziraatçı. Siz ikincisiniz. Biz bu bakanların içinde kepek eksinler diyenleri de gördük. Türk çiftçisi inim inim inlerken Fransız çiftçisine destek verdiğinden dolayı Fransız nişanı alan bakanları da gördük. Sayın Bakan, siz inşallah bir şans getirirsiniz diyorum ben Türkiye tarımına. Şimdi arkadaşlar size bir sürü şey söylediler. Türk çiftçisinin durumu iyi diye. Ya ben başka ülkede mi yaşıyorum? Onlar mı başka ülkeden bahsediyorlar? Şimdi Sayın Bakan, ben size bazı bilgiler vereceğim. Arkadaşların bilgileriyle kıyaslarsınız. Şimdi değerli arkadaşlar, 20 kilogram süt için bir ineğe yapılan masraf. Süt yemi 10 kilogramı 21 proteinden 80 lira. Arpa 2 kilogram 12 lira. Silaj 20 kilogram 60 lira. Yonca 2 kilogram 20 lira. Saman 2 kilogram 2 lira. İşçilik 10 lira. Elektrik 2,5 lira, su 1 lira, mazot 3 lira, toplam 190 lira. Değerli arkadaşlar, süt 8,5 lira. 20 kilosu bunun 170 lira yapıyor. Burada 200 lira hayvan üreticisi sütten zarar ediyor Sayın Başkan. İnşallah bunları diğerleriyle kıyaslarsınız. Bunun yanında bir dekar buğdaya yapılan masraf, kira 1000 lira dekarına, gübre 60 kilogram 15 liradan 900 lira, tohum 25 kilodan 15 liradan 375 lira, mazot 8 kilo 28 liradan 225, ilaçlama 100 lira, amortisman 150 lira, biserdövel 100 lira, işçilik 100 lira. Toplam 1000 lira, 3000 lira Sayın Bakan. 300 kilogram bizim yıllık ortalamamız, 7 liradan sattığı zaman 2100 lira para giriyor çiftçinin cebine. Dekar başına 900 lira zarar Sayın Bakan. Bunları inşallah doğru dürüst bir şekilde irdelersiniz. Şimdi değerli arkadaşlar, çiftçimizin durumu bu. Çiftçimizin durumu burada. İşçimiz 5500 liraya asgari ücretle aç yaşıyor. Esnafımız silah siftah yapmadan kepenk kapatıyor ve kapatmakta. Sanayicimiz üretim için ara malına döviz bulamıyor ve aynı şekilde tezgahını kapatmakta. Sarayın ve yandaşların çocukları Amerika'da maalesef mülk edilmekte. Beşli site ise 60 milyara yaptığı ihaleyi 300 milyar alarak, tam 5 kat faiz fiyat alarak buradan
resmen halkımızın derisini soymakta. Şeker fabrikalarını sattınız. Amerikan şeker firmalarına şu anda 400 bin ton şeker alıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, 25 milyon ton buğday rekoltemiz vardı AKP'den önce. Şu anda 16 milyon ton buğday rekoltemiz var. %40 fazlası diyen arkadaşımıza soruyorum. %40 eksiktir bu. Yanlış hesap yapıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, bu şekilde düğünü umumeye düşecek Türkiye tekrar. Bunu hiç unutmayın. Orman ürünlerimizi fabrikalarına sattınız. Orman köylülerinin tıraşlamasını durdurdunuz. Yandaşlarınız Trakya'da ülkenin en büyük meşe ormanlarını talan ediyorlar. Bilmem haberiniz var mı? Sekez kağıt fabrikasını, selüloz fabrikasını sattınız. Ülkemiz şu anda selüloz üretemiyor, kağıt üretemiyor. Yabancılara mahkum. Aynı zamanda değerli arkadaşlar, aynı zamanda gübre fabrikalarını, azot sanayini sattınız, kapattınız. Dışarıdan gübre alarak biz tohum ekmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin 21. yüzyılına yakışıyor mu bu? Yakışıyorsa sizlere bravo diyorum ben. Yakıştırıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, fındıkta dünya lideriyiz üretiminde. Fındık piyasası dünyada, Almanya'da. Zeytinin üretiminde dünya birincisiyiz. Zeytin piyasası ve zeytinyağı piyasası İtalyanların elinde. Bizim ülkemizin insanı üretiyor, İtalyanı kazanıyor, Almanı kazanıyor. Kimin sayesinde? AKP'nin sayesinde. Şimdi gelelim değerli arkadaşlar. Şimdi artık son cümlenizi söyleyin. Söyleyeceğim. Söyleyeceğim, merak etmeyin. 244 milyarla 300 milyar Türk lirası dolayında çiftçinin borcu var. Ama sizler çiftçiye para vermektense faizye 565 milyar Türk lirası ödüyorsunuz. Teşekkür ederim. Bir arkadaş, bir saniye Sayın Başkan. Bitti süre. Bir arkadaş kullanılmayan meraları tarıma açalım diyor. Kullanılmayan merayı tarıma açmak marifet değildir. Marifet o meralardan hayvan üreticisini yararlandırmak, para kazandırmaktır. Eğer bunu yapabiliyorsanız burada durun. Ama duramayacaksınız. Çünkü 8 ay sonra rolleri değişeceğiz. Bizler orada vuracağız, orada vuracağız. Sizler burada olacaksınız. Türkiye üreticisini kazandıracağız. Fransız üreticisini değil. Teşekkür ediyorum. Bugünkü bütçe sunumunuzu dinledim ve rakamların eğilip bükülerek gerçeğin nasıl saklanabildiğini hayretler içerisinde izledim. Sunumunuzda 2023 yılında tarımsal destekleme programına ayrılan tutarın 54 milyar lira olduğunu ve 2022 yılına göre %109'luk bir artışın olduğundan bahsettiniz. 2022 yılında tarımsal desteklemelerin toplamı ne kadardı peki? 2022 yılı bütçesinde ilk halinde 25.8 milyar lira olan destekleme tutarı ek bütçe ile 39 milyar liraya çıkartılmış. Şimdi 2022 yıl destekleme rakamını 25.8 kabul edersek artış dediğiniz gibi %109. Eğer 39 milyar lira olarak hesaplarsak, ki doğrusu ve gerçeği bu, artışın sadece %40 olduğunu görmekteyiz. Sayın Bakanım, genel bütçeden tarımsal desteklemeler ayrılan payın 2023 bütçesinde sadece %1.2 olduğunu görüyoruz. Oysa bu oran 2020 bütçesinde %2 idi. 2021 yılında ise 1.6 ve her geçen yıl düşmüş. Bu sene başlangıçta 1.4'tü, sene sonunda ise 1.2'ye düştü. Önümüzdeki sene ise 1.2. Yani tarımsal desteklemeler oransal olarak her geçen yıl düşmekte. Hayvancılık desteklemeleri mesela. Bu bütçede hayvancılık desteklemelerin totalde baktığımızda %25'e çıkartıldığından bahsetmektesiniz. Oysa 2021 bütçesindeki payı %32 idi. Ne olmuş? %25'e çıkmamış. Esasında %32'den %25'e düşmüş. Sağmal hayvanlar kesime gidiyor, ağırlar boşalıyor, ancak siz hayvancılık desteklerini payını azaltıyorsunuz. Ne diyelim, Allah ıslah etsin. Mazot desteği %241, gübre ise %130 artmış. Bir zeytin üreticisine ele alalım. Bu üretici %130 artan gübre desteğiyle dekara 2 kilogram gübre alamıyor. %241 artan mazot desteğiyle ise ancak 2 litre mazot alabiliyor.
O da bugün için. Bu destekler seneye verilecek, seneye ne olacak? Seneye Allah kerim. Sayın Bakanım, alan bazlı desteklemelerdeki artışlardan bahsettiniz ancak prim ödemelerindeki artıştan hiç bahsetmediniz. Değerli milletvekilleri, 2022 yılı havza bazlı fark ödemeleri ne kadar arttı biliyor musunuz? %0. Çeltik, dane mısır, dane zeytin, zeytinyağı, pamuk desteklemeleri 3 yıldır artmıyor. İyi tarım, organik tarım uygulamaları desteklemeleri 8 yıldır aynı artmıyor. Sayın Bakanım, Avrupa Birliği organik tarımın oranını %25'e çıkartmayı hedefliyor ve bu hedefe adım adım ilerliyor. Şu an için AB ortalaması %10. Bir diğer hedefi ise pestisit ve kimyevi gübre kullanımını azaltmak. Önümüzdeki günümüzde pestisit kullanımı, kalıntı ve atık yönetimi her geçen gün önem kazanmakta. Bu noktada iyi tarım ve organik tarım uygulamalarının önemi artıyor. 2012 yılında tarım arazilerinin %3'ünde iyi tarım, %3'ünde ise organik tarım yapılmaktaydı. 2023 hedefiniz %5 idi. Ancak bugün için %3'lük oran %1.6'ya düşmüş durumdayız. Neredeyse yarı yarıya. Dünya tarımı ciddi bir paradigma değişimi yaşıyor. Rakamlara bakıyoruz. Türkiye'de ise bu dönüşümü ancak seyrediyor. Biraz da üreticisi olduğum zeytinden bahsetmek istiyorum. Değerli Bakanım, biraz evvel bahsettiğim gibi, belirttiğim gibi zeytin üreticisi desteklenmiyor. Destekleniyormuş gibi yapılıyor ancak destek yok. Havza bazlı desteklemelerde dane zeytine verilen destekleme sadece 15 kuruş. 3 yıldan beri değişmiyor. Benzer durum zeytinyağı primi için de geçerli. Yıllardır 80 kuruş. Dolara vurursak 4 sent. 1999 yılında bu oran 40 sent idi. Yani tam 10 kat daha fazlaydı. Rakibimiz AB ülkelerinde zeytinyağına verilen destekleme ise 1.32 avro. Bize verilenden neredeyse 30 kat daha fazla destekleme veriliyor Avrupalı çiftçiye. Sayın Bakanım, hem zeytinyağı priminde hem de zeytinin priminde ciddi bir güncelleme şart olduğu ortada. Bugün birçok arkadaşımız burada üzümden, pamuktan, fındıktan, zeytinden, zeytinyağından bahsetti. Esasında sorunların temeli hep aynı. Bu piyasaların hızla tekelleşmeye doğru gittiğini, hemen her üründe tröstlerin oluştuğunu görmekteyiz. Müdahale alımlarının yetersiz kaldığını, piyasayı regüle etmekte zorlandığını, rakamlara dikkatle bakınca desteklemelerin de yetersiz kaldığını, çiftçinin yalnızlaştığını, yalnızlaştıkça toprağından koptuğunu görmekteyiz. Teşekkür ederim. Sayın Bakan, değerli bürokratlar, öncelikle sunumlarınızda sürekli desteklemelerden bahsediyorsunuz. 2022 buğday için mazot ve gübre desteklemelerinin Eylül ayında yapmış olduğunuz açıklamada 6 ay öne çekileceğini ifade ettiniz. Bu ödemelerin kartlara yatırılacağını ve sadece mazot ve gübre alınabileceğini ifade ettiniz. Kendi seçim bölgem Sivas'ta buğday ekimlerinin %90'ı tamamlandı. Çiftçi gübresini alamadı, kullanamadı. Şimdi bu kartlara yüklenen parayı nasıl kullanabilecek? Geç kaldınız Sayın Bakan, çiftçi tarlasını ekti zaten, siz hala ödemeleri yapmaktan bahsediyorsunuz. Bir de sürekli rakamlardan bahsediyorsunuz. İktidar 2002 yılı ile 2022 yılını kıyaslamayı çok seviyor. 2002 öncesi ve 2020 kendi iktidarı dönemini. Şimdi bakın, 2002 yılında hububata doğrudan gelir desteği 13,5 TL idi. 13,5 TL ile ne yapabiliyordu o gün çiftçi? Çiftçimiz 13,5 TL ile 35 kilogram DAP gübresi alabiliyordu. Çiftçimiz o gün 10 litre mazot alabiliyordu. Bugün verilen destekler ile çiftçimiz sadece 4,5 litre mazot alabiliyor, 7 kilogram DAP gübresi alabiliyor. Sayın Bakan da konuşmasında 2002 ile bugünü kıyaslıyor. Acaba bir de bu rakamlarla ilgili yapabileceğiniz bir konuşma var mı Sayın Bakan? Ofislerin bu yıl önemli işler yaptığından bahsettiniz. Buğday sezonu keşke iktidar milletvekilleri ofislerin önüne gelseydi de çiftçinin ne çektiğini görseydi. Asıl hesap vermeniz gereken konu, 20 yıldır ofislere niçin bir yatırım yapmadınız? Niçin içini boşalttınız? Buğday koyacak depo dahi bulamadı bu yıl ofisler Sayın Bakan. Özellikle devlet su işlerinin seçim bölgemde Sivas'ta yapamadıklarına değinmek istiyorum. Bakın, Sivas hem Kızılırmak'ın hem Yeşilırmak'ın doğduğu kent.
Yeşilırmak Su Şehri'nden Kızılırmak İmran'dan doğup Orta Anadolu'yu dolaşarak Samsun'dan Karadeniz'e dökülüyor. Bu iki ırmak Sivas öylesine etkilemiş ki adına türküler yakılmış. İki kadim ırmağa ev sahipliği yapan Sivas'ın sadece 350 bin kişinin yaşadığı şehir merkezi 2022 yılında su sıkıntısı çekiyor. Bugün belediye başkanı açıkladı. 4 Eylül barajında Sivas'a su sağlayan 4 Eylül barajında yaklaşık 10-15 günlük su kalmış durumda. 4 Eylül barajı açıldığı gün Sivas'ın 100 yıllık su sorunu olmayacak diyenler, sulama amacıyla yapılan Pusat Barajı'ndan yapılacak takviye ile de 50 yıl boyunca su sorunu yaşamayacağından ifade ediyorlar. Pusat Barajı'nı sulama için yapmıştınız, şimdi bu bölgede ekim yapan çiftçilerimiz ne yapacaklar? 20 yıldır hem Türkiye'yi hem de Sivas'ı sizler yönetiyorsunuz Sayın Bakan. Var olan, devam eden projeler ise ne yazık ki ilerlemiyor. Bunun nedeni ne yazık ki öngörüsüz, beceriksiz yönetim anlayışınızdır. Şunları öğrenmek istiyorum. Gemelek Kartal Kaya Barajı yıllardır bitecek deniliyor. 2015 yılında proje başladı ancak hala hizmete açılmadı. Proje bitim tarihi 2026 olarak görünüyor. 2021'e kadar ayrılan ödenek 81 milyon TL. İnşaatın 2015 birim fiyatları ile maliyeti ise 380 milyon TL. Ne zaman bitireceksiniz bu barajı Sayın Bakan? Kangal Akçakale Bektaş Göleti, Polat Deresi Karacol Ören Göleti projeleri hazırlandı. Ödenek olmadığı için bir türlü ihalesi yapılamıyor. Bu projeler nasıl başlayacak, ne zaman bitecek? Ayrıca Sivas'ta birçok baraj ve gölet kurumuş durumda. Bu gölet ve barajların kurtarılması için nasıl bir politikanız var? Sayın Bakan, bakın size şimdi iki fotoğraf göstermek istiyorum. Burası Divriği Çaltı Çayı. Burada vahşi sulama yapıldı ne yazık ki. Denetimsiz, öngörüsüz bir şekilde yapılan sulama sonucunda bu yazın Divriği Çaltı Çayı kurudu. İçinde milyonlarca balık telef oldu. Köylerinde az bir bostan eken çiftçilerimiz bostanlarını sulayamadı. Özellikle bu öngörüsüzlüğün, bu kontrolsüzlüğün, bu denetimsizliğin nedeni kimdir Sayın Bakan? Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Hüseyin Yıldız. Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekillerim, Sayın Bakan, değerli basın mensuplarımız saygıyla selamlıyorum. Demen AK Parti milletvekilimizin dediği gibi Aydın'ımız dağlarında yağ, ovalarında bal atıyordu. Ama Sayın Bakan'ım üzülerek söylüyorum. Aydın'ımızda şu an dağlarda yağ da akmıyor, ovalarda bal da akmıyor. Dağlarda ve ovalarda icra memurları geziyor, üzülerek söylüyorum. Birinci derecede bu sene 25 Mayıs'ta söylememe rağmen, genel kurulda gündeme getirmeme rağmen bizim Aydın, özellikle buğdayımız 25'inde hasat yapmaya başlıyoruz. Temmuz 8 Haziran'da açtı, fiyatları o zaman belirlediniz. Aydın bölgesinde Söke, Germecik, İncirliova, Nazlı dahil olmak üzere oranın çiftçileri buğdaylarını ister istemez tüccara sattılar. Ama siz tüccara prim verdiniz, üreten çiftçilerimize prim vermediniz. Bir an önce bu hatanızı düzeltin. O sorun, TEMO'nun sorunu ve sizin sorununuz. Üretenlerin zaten sattıklarının elinde fatura var. Bu 1 lira primi Aydın çiftçisine verin. Aksi takdirde önümüzdeki dönemde siz Söke'de 1 gram dahi buğday göremeyeceksiniz. İkincisi, pamuk Türkiye için çok stratejik bir ürün. Sayın Bakanım, geçen sene mazot 7 lirayken, tohum 20 lirayken 25 lirada biz pamuk sattık. Bu sene 28 lira mazot, 60 lira tohum, yani %300 gübre artmış, %300 mazot artmış. Şu an 14 ve 15 liradan pamuk satıyoruz. Ve Söke Ovası, Aydın Ovası'nda şu an 15 lira, 14 lira ve 15 lira pamuk satılıyor. Ve maliyeti Söke'de, Aydın'da 16.50 maliyetimiz var. Bu yüzden bizde aldınız, biz tohum almaya giderken %18 KDV veriyoruz değil mi? Yani 10 lira bu devlete para veriyoruz. En azından mazotu kullanıyoruz. Yarısını bu devlete
yine vergi veriyoruz. Satıyoruz, %18 yine kademe alıyor bu devlet. Çırcı fabrikası %18 ödüyor. En azından bu senenin verdiğiniz prim 1 lira. Ve bu 1 lirada zaten kurtarma şansı yok. Bir an önce karar alarak en az pamuğa 8 lira prim ödemek zorundasınız. Eğer bunu ödemediğiniz takdirde önümüzdeki dönemde Sök Yovası ve Aydın Ovası'nda bir tane çiftçi bulamazsınız. Hepsi geçen sene, bu sene seneye İnanistan'a gidip orada ekim yapacaklar. Haberiniz olsun. İkinci ürünümüz bizim incir. İncir çok önemli. Geçen sene yine genel kurulda Cumhuriyet Halk Başkanı olarak gündeme getirmiştik. Temo devreye girdi. Üretici de incir aldı. Yine Temo incir aldıktan sonra tüccarlara sattı. İki ay sonra ciddi derece paralar kazandı. Şu an geçen hafta bütün köyleri dolaştık. Bütün ilçeleri, incir üreten köylerimiz hepsi şunu söylüyor. Temo yine devreye sokun. Şu an mal alan tüccar yok. Çok ucuza almak istiyor. Eğer Temo'yu siz bu şekilde devreye sokmadığınız takdirde çoğu üreticimiz seneye ilaç alacak parası kalmayacak. Bu konuda da özellikle Temo'nun bir an önce incirleri köyümüzde almasını rica ediyoruz. Değerli Bakanım, Aydın gerçekten hem üretim açısından çok önemli hem de tarım açısından çok önemli. Ben geçen hafta yine bizim Ege'et var, Büyükşehir Belediyesi işletiyor ve gerçekten Ege'nin en güzel kesimadesi ve üreticisi. Direkt Büyükşehir Belediye Başkanımız üreticide alıyor malı ve arada şeyi koymadan, taşeron koymadan direkt halka veriyor. 17 şubemiz var. Geçen hafta oradaydım, üzülerek söylüyorum. Bir üretici tam 15 tane süt veren ineği getirdi. Süt veren inek. Şunu söyledi bize, bu bir kilo sütün maliyeti 7,5-8 lira dedi ve bana maliyeti 10,5 lira. Şu an 60 inekte 30'unu kestim. Eğer bundan sonra böyle devam ederse tekrar bu süt veren inekleri keseceğiz. Bir an önce bu sütte devlet olarak, Tarım Bakanı olarak ciddi derecede prim vermeniz lazım. Aksi takdirde önümüzdeki dönemde çocuklarımız süt içemeyecekler. Sadece dışarıda ithal edersiniz. 2002'de Türkiye kendi yeten bir ülke iken tarım ürünlerde şu an ithal ülke haline geldik. Oturarak, düşünerek kararınızı verin. Hepinize saygılar sunuyorum. Ben de 2023 yılı Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın Bakan, sabah sunumunuzu takip ettim. Her şey gayet güzel. Tabii sormak istiyorum konuşmamın başlangıcında. Her şey bu kadar çok güzelse niçin Venezuela'ya gittiniz? Orada tarımsal üretim için arayış içinde bulundunuz. Benim tabii asıl sormak istediğim diğer konu da şu. Ülkemizin güvenli gıda konusundaki bir stratejik planı var mıdır? Bakanlığınız olarak sunumunuzda buna yönelik bir hedefinizi ben göremedim açıkçası. Bildiğiniz üzere güvenli gıda halk sağlığıyla, toplum sağlığıyla direkt alakalı bir mevzu. Çünkü güvenli gıdaya ulaşan toplumlarda hastalanma oranı daha az, ortalama yaşam süresi daha fazla. Önce bir gıda güvenliğinin başlangıç aşaması bitki ve hayvan sağlığıyla başlıyor. Sizler daha iyi bilirsiniz. Özellikle bitkisel üretimde ülkemizde her geçen gün giderek artan oranda kimyasal tarım ilacı kullanıyoruz. Ve dolayısıyla mütemadiyen toprağımızı, havamızı ve suyumuzu maalesef kirletiyoruz. Buna yönelik de herhangi bir mevzuat bildiğim kadarıyla yok. Tarım ilacı kullanımında herhangi bir kısıtlık veya takip mekanizması var mıdır? Bunu sormak istiyorum. Benim bildiğim kadar böyle bir mekanizma yok. Dolayısıyla da bizler kendi topraklarımızı daha fazla kirletiyoruz tarım ilaçları kullanarak. Yine hayvansal üretimde de fazla miktarda bir antibiyotik kullanımı var ve antibiyotik rezistansı gelişmesi sebebiyle de yine halk sağlığını tehlikeye atmış durumdayız. Buna yönelik olarak Avrupa Birliği'nin bir gıda güvenlik ve sağlık stratejisi var. Şöyle bir hedef koyuyorlar önlerine. Diyorlar ki 2030 yılına kadar biz tarımsal üretimde, bitkisel üretimde tarım ilacı kullanımını, kimyasal tarım ilacı kullanımını %50 oranında azaltacağız. Hayvansal üretimde de antibiyotik kullanımını %50 oranında azaltacağız. Hatta sunumunuzda belirttiğiniz
israf miktarının çok fazla olduğunu, gıdaların 1/3'ün israf edildiğini ve gıda israfında yine 2030 yılına kadar Avrupa Birliği diyor ki ben %50 oranında azaltacağım. Ve bu sayede de ben yeşil mutabakata katkıda bulunacağım. Biz ki hem Avrupa Birliği'ne aday bir ülkeyiz, hem de Paris İklim Anlaşması imzalayan bir ülkeyiz. Yani bizim de böyle bir hedefimiz olması gerekmez mi? Böyle bir hedefiniz var mı? Böyle bir çalışmanız var mı stratejik olarak? Bunu öğrenmek istiyorum. Yine özellikle gıda israfı konusunda her ne kadar ülkemizin gıda israfı diğer Avrupa ülkelerine göre az olsa da kişi başına yaklaşık 93 kilogramlık bir gıda israfımız var yıllık. Bunu da azaltmaya yönelik bir çalışmanız var mıdır? Bunu öğrenmek istiyorum. Yine diğer bir konu kendi seçim bölgem Balıkesir Kepsut ilçesi. Kepsut ilçemiz oldukça tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı bereketli bir ovaya sahip. Maalesef Simav çayındaki özel bir sektörün kağıt fabrikasına ait kimyasal kirlenmeden dolayı Simav çayında canlılık artık bitmiş durumda ve çiftçilerimiz inanın topraklarını dahi Simav çayında sulayamıyorlar. Kepsut ovası için bu konuda da sizlerden desteğinizi istiyoruz. Çünkü artık üretimde gerçekten çok azalmış durumda. Diğer bir nokta yine arkadaşlarım bahsetti. Evet, hayvan mutluluğu konusunda. Hayvansal üretimde özellikle meraların yeteri kadar bakılmadığı ve meralardan vatandaşların çiftçilik üretiminin yeteri kadar yararlanmadığı konusunda çok şikayet alıyoruz. Ben kendi bölgem Balıkesir'de. Yani buna yönelik de bir çalışmanız var mıdır? Bu konuda çalışma yapmanızı rica edeceğim. Ben tekrar bakanlığınızın 2023 yılı bütçesine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sayın Mustafa Kalaycı, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım.